Bir santranç oyunu düşünün ve bu tamamen teknoloji sektörüne bağlı olsun. Bir taraftan Apple, bir taraftan Samsung, Xiaomi derken Huawei aslında tüm ambargolara rağmen hala santranç oyununda kalmaya devam ediyor. Herkes atak yapıyor ancak Huawei çok daha farklı ataklar yapabiliyor ve aslında şahmata biraz daha yakın. Peki bu örneği neden verdim? Geçtiğimiz günlerde Huawei Mate XT Ultimate modeli tanıtılmıştı ve bu telefonun 3 ekranı vardı. Bir tablet formuna erişebiliyorduk. Yine giyilebilir wearable ürünlerde Huawei kendi ön plana çıkarmaya devam devam ediyor. Bileğimde tutmuş olduğum bu akıllı saat Huawei Watch GT 5 Pro. İster spor yapın, isterseniz bir düğüne gidin, takım elbise giyin. Kısacası her ortama uygun kullanabileceğiniz bir akıllı saat incelemesi bu videoda sizlerle olacak. Sözü daha fazla uzatmadan güzel bir müzik eşliğinde Watch GT 5 Pro'yu görelim. Daha sonrasında buradayız. Müzik Asına bakarsanız Bot GT5 Pro diğer GT modellerine hafif de olsa benziyor. Alüminyum alaşımlı 46 milimlik bir akıllı saat karşımızda. Tabii ben bu akıllı saatleri daha öncesinde görmüştüm. Huawei'nin bir davetiyle yeni tabletleri, yeni akıllı saatleri ve tansiyon ölçen yeni Watch D modelini de görmüştüm arkadaşlar. Burada iki kısım var. Bir erkekler için, bir de kadınlar için iki farklı tür bizleri karşılıyor. Kadınlar için 42 milim, erkekler için 46 milimlik modeller mevcut. Hatta kadınlar için daha farklı kayış seç leri var ve modeller gerçekten çok güzel duruyor. O modelleri de sizlere göstermek istiyorum. Bu videonun ana konusu ise Watch GT5 Pro olacak. Watch GT5 Pro'ya baktığımız zaman alüminyum alaşımlı titanyum kasa aslında sizleri mutlu ediyor. Ne giyerseniz giyin günlük hayatta tarzınıza uygun bir model olduğunu belirtmek istiyorum. Hızlıca gelin kutu içeriğine bakalım. Kutu görmüş olduğunuz gibi sizleri bu şekilde karşılıyor. İçerisinden metal bir kayış da çıkıyor ki bu benim en sevdiğim kayış modellerinden bir tanesi ve bu kayışı ayarlayabilmeniz için farklı ek uçlarda var arkadaşlar arkadaşlar. Kayışları takıp çıkartmak da çok basit. İki tarafında da ufak bir pin var. Bunlara bastırdıktan sonra kayışlar yerine oturuyor. Kutudan bir adet de manyetik şarj kablomuz çıkıyor. Burada bir eleştiri yapmak istiyorum. Şarj kablosunun ucu tip C olsaydı daha standart olabilirdi. Tip A ile geliyor ama şöyle bir güzel taraf var. Bu akıllı saat 46 milimlik modelde 14 güne varan bir pil ömrü sunuyor. 42 milimde ise bu süre 7 gün arkadaşlar. Ve siz buradaki bataryayı kutudan çıkan bu manyetik şarj kablosu ile birlikte 60 dakikada full şarja ulaştırabilirsiniz biliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Hızlı şarjı destekliyor. Bu arada GT5 Pro tüm EMUI, HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemi cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bileğimdeki bu akıllı saat tam klavyeye sahip ilk GT saat bilginiz olsun. Şimdi geçelim tasarım kısmına. Bu akıllı saatin ekranı 7 gün süren ince nano ölçekli seramik tozdan yapılmış. Hatta 1500 derecede preslenip bu şekilde servis edilmiş. Ayrıca 10 gün süren 13 elmas cilalama işlemi ve yüzden fazla elmas bıçaklı oyma ve CNC işleme teknolojisi de yine bu akıllı saatte kullanılmış. Ayrıca Watch GT 5 Pro 40 metre tuzlu suya karşı dayanıklı. İsterseniz ekstrem sporlarda, isterseniz bir dağ yürüyüşünde bu akıllı saat sizlere sorunsuz bir şekilde hizmet verebiliyor. Ayrıca 50 metreye kadar da suya ve toza karşı dayanıklı. Bu arada mesaj yanıtlamak için klavye desteği var ve 20 dilde destekliyor. Huawei ile kullandığınız zaman 12 dilde metin okuma desteği de var arkadaşlar. Türkçeyi merak ederseniz bir sonraki güncellemede eklenecek. Bu arada EKG ölçümü, kalp ritmi stres, nabız, kadın sağlığı, yeni patika koşu takibi, golf oyun modu, uyku takibi, hayati belirti izleme, 7/24 kalp atışı izleme, saydığım tüm bu sağlık özelliklerini Huawei wow, TruSense ile birlikte takip edebiliyorsunuz. Bu akıllı saatin içerisinde SunFlower konumlandırma sistemi de var arkadaşlar. Diyelim ki bir koşu yapmak istiyorsunuz, bir spor aktivitesi geldi aklınıza atıyorum tenis oynuyorsunuz veya maça gittiniz gibi. Aklınıza artık ne geliyorsa. Bu sistem sayesinde artık konum verisi çok daha yüksek. Bazı yani yüksek binaların arasında yürüyüş yapabiliyoruz ve bu yüksek binalar bizim konumumuzun belirlenmesinde engel olabiliyor. Yeni eklenen bu sistem sayesinde artık telefona ihtiyaç duymadan Petal Map sayesinde saatin üzerinden nerede olduğunuzu adım adım görüntüleyebileceksiniz. Nerede yürüyüş yaptınız, ne kadar kalori yaktınız, hangi konumdayım, başlangıç noktasına geri dön gibi bir sürü ek ayrıntıyı saat üzerinden görüntüleyebilmek mümkün. Peki Samet saati iyi hoş güzel anlatıyorsun ama bu saati koluna taktığın zaman ağırlık ve hafiflik konusunda ne düşünüyorsun derseniz ki. Şöyle söylemek istiyorum. Ben uzun süre Apple Watch Ultra kullandım arkadaşlar. Apple Watch Ultra'dan çok çok daha hafif bir akıllı saat olmuş. Hatta Huawei'nin bilekliklerine yakın bir ağırlıkta diyebilirim. Şu anda kolumda bir akıllı saat var. Bunu hissediyorum. Ancak hiçbir şekilde bana ağırlık konusunda bir rahatsızlık vermiyor. Onun dışında iki adet tuşumuz var bu akıllı saat üzerinde. Sağ üstteki crown'a bastığınız zaman ana uygulama menüsü açılıyor. Hemen bir altındaki tuşa bastığınız esnada spor menüsü açılıyor. Burada parkur kuşsu, alanda yürüyüş, kapalı alan, açık alan havuzda yüzme, dalış, antrenman, ip atlama gibi artık aklınıza ne geliyorsa tüm spor aktivitelerinizi buradan yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunlar kayıt altına alınıyor. Hem telefonunuzdan hem de saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Telefonla eşleştirmek inanılmaz basit zaten. Önce saati bluetooth ile eşliyorsunuz. Daha sonrasında Huawei Health uygulamasına bağlanıyorsunuz ve artık tüm aktivitelerinizi görüntülüyorsunuz. Şöyle bir parantez açayım. Uygulamaya girdiğiniz esnada bildirimlere izin ver seçeneğini işaretlerseniz akıllı saat üzerinden bildirimleri de alabilirsiniz ve bu bildirimlere yanıt verebilirsiniz. Emoji'ler tam bir formatta gözüküyor. Önceden bu tarz sıkıntılar vardı. WhatsApp'tan gelen, Instagram'dan gelen bildirimlerin emoji'si gözüküyor arkadaşlar. Saatin içerisinde harmoniyesi olduğu için sistem inanılmaz derecede hızlı. Bunu belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde kasma dolma yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Ekrana basılı tuttuğunuz zaman tabi burada kadranları görüntüleyebilmek mümkün. Çok güzel kadranlar var. Yine uygulama üzerinden farklı kadranlar da ekleyebiliyorsunuz. Soldan sağa doğru çektiğiniz zaman burada hava durumunu dinlediğiniz şarkıyı. Sağdan sola çekerseniz yapmış olduğunuz koşu aktiviteleri antrenmanları, sıcaklık değerini veya sağlık yoncalarını görebiliyorsunuz. Sağlık yoncaları da şöyle oluyor. Atıyorum kendinize bir hedef belirliyorsunuz. Bugün 10.000 adım atacağım. İşte 1 kilometre boyunca yüzeceğim. İşte sesi düşünüyorum şu anda. Bir de 500 kere ip atlayacağım gibi sağlık yoncalarına bunu ekliyorsunuz ve hedefinize ulaştığınız zaman burada aslında Huawei Health uygulaması sizlere bir koçluk yapıyor arkadaşlar. Diyor ki sen bugün bunu bunu yapmadın veya şunu yaptın bu kadar kalori harcadın, sağlıklısın şöylesin böylesin diye sizleri uyarabiliyor ve aslında spor aktivitelerinizi kontrol altına almış oluyorsunuz. Kendinize bir harita çizmiş oluyorsunuz. Akıllı saatlerin önemi zaten burada kendi belli ediyor. Neden? Çünkü zayıflamak istiyorsunuz diyelim ki her gün 10.000 veya 20.000 adım yürümeniz gerekiyor. Huawei Health uygulamasını açıp adımlarınızı belirleyebiliyorsunuz. Kaç adım atacağınızı oradan görüntüledikten sonra kendinize hedefler koyabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman biraz daha sağa doğru çekiyorum ve burada ay, şişkin ay görünümünde görebilmek mümkün. Ay döngüsünü sizlere burada gösterebiliyor bu akıllı saat. Peki başka neler yapabilirsiniz? Telefonunuzu kaybettiyseniz buradan telefonunuzu çaldırabilirsiniz. Kamerayı kullanabilirsiniz. Takvim, alarm gibi seçenekler veya kronometreyi kullanabilmek mümkün arkadaşlar. Kalp atış hızı sensörü burada çok verimli çalışıyor. Ve sizin sıcaklığınızı ölçen bir sensör de yine GT5 Pro'da var. Tüm bu sensörler TrueSense ile destekleniyor. Ve yüksek bir doğruluk olduğunu da belirtmek istiyorum. Ekran tarafına baktığımız zaman 1.43 inç boyutunda amoled bir ekranı görebiliyoruz. Ve ekran çözünürlüğümüz 466x466 buradaki cam safir ve TC4 titanyum alaşımlı kasa ve çerçeveden oluşuyor. Buradaki cihazın içerisinde yenilenen koşu ve bisiklet spor asistanı da bulunmakta. Yeni patika koşu takibi özelliğini de aktif edebiliyorsunuz ve 15.000'den fazla golf sahası haritasında yine saat üzerinden görüntüleyebilmek mümkün arkadaşlar. Bu arada Watch GT 5 Pro ile sesli bir şekilde görüşmeler yapabiliyorsunuz. Dilerseniz bir mikrofon kalitesine bakalım. Daha sonrasında buradayız. Ali ne Haber. Şu anda Huawei Watch GT 5 Pro'nun mikrofon üzerinden konuşuyorum. Sanki normal telefondan konuşuyormuşuz gibi veya herhangi bir kulaklıkta konuşuyormuşuz gibi sesin gayet net ve güzel geliyor. Zaten şu an kayıt da alıyorum. Birazdan ekrana koyacağız bu kaydı. Anladım. Ee, senin sesin de oldukça berrak ve net. Ee, Huawei Watch GT5 Pro'nun hoparlörü gerçekten çok gör. Evet bugün sizlerle Huawei Watch GT 5 Pro'ya yakından baktık. Bu arada bu akıllı saatin kablosuz şarj desteğinde olduğunu belirtmeden geçmeyeyim arkadaşlar. Peki siz bu akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Huawei'nin bu akıllı saatler konusunda yapmış olduğu yenilikler hoşunuza gidiyor mu? Kapsamlı bir şekilde düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız beni de mutlu edersiniz. Ayrıca videoyu da beğenmeniz beni ekstra mutlu eder. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle güvenilir bir linki açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Satın almak isterseniz açıklama kısmına bakın. Ben kaçtım görüşürüz.